Bir belediye, yine İstanbul sınırları içinde bir belediye, Hristiyanların Noel bayramını kutlamak için Maltepe meydanına Noel ağacı dikti. Bu Noel ağacı nedir kardeşler? İslam'da var mı bunun yeri? Bu Noel ağacı çam ağacı. Bir pagan adetidir. Hristiyanlar paganları da, bu putperestleri de Hristiyanlaştıralım diye onlardan da bir tanrı alalım. Tanrıdır bu. Haşa ve kella. Ağaçtan ilah olur mu hocam? İşte oluyor. Allah'ı bulamadığın zaman keyfine göre ilahları üretiyorsun. Paganlar da ilahlarından bir tanesi neydi? Çam ağacı. Şimdi ülkemizdeki Müslümanların büyük çoğunluğu evlerinde 27-28. gecesi bu aralığın çam ağacı getiriyorlar. Bunların büyük çoğunluğunda 6 tane ağacı kesildiği için, ülkemizde 6 ağaç kesildiği için ortalığı velveleye verenler. Çam ağacını kesiyor, plastik de olmayacak, çam olacak. Gerçeği, o ağaca Noel Baba'yı koyacağım, ışıkları dizeceğim, elektrik tesisatını düzeceğim. Yılbaşına o ağaçla beraber geçeceğim. Neden? Medeni ülkeler böyle yapıyor. Ben Hristiyan, Yahudi bakmam. Medeniyet budur diyor ve o pagan tanrısını, o çam ağacını geliyor, evine koyuyor. Hadi bu cahil Müslüman. İlmi yok, sohbetlere gitmiyor, kitap okumuyor. Cahil. Sen bir belediyesin. Devlete bağlı bir belediye. Müslüman bir ülkede nasıl Hristiyan ağacı diker? Nasıl yapar? Bu belediyenin çalışanlarından 3 tane akıllı adam yok mu? Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? Allah'tan korkmuyor musunuz? Ramazan bayramı kutlamak için şenlik yap. Kurban bayramı için şenlik yap. Hristiyan bayramı ne oluyor? Pagan adeti ne oluyor? Ağaç nedir ya? Bir tane adam söylemez mi bunları? Devamı var. Bu şaşkınlık verici haberin devamı var. Altıntepe Protestan Kilisesi pastörü bilmem ne Maltepe meydanında teşekkür konuşması yaptı. Kardeşler, Tanrı sizi kutsasın. Bizim yapamadığımız şeyi siz yaptınız. Tebrik ederim. Şu meydana bu put dikildi ya, artık bizim yüzümüz aşağı eğilmez. Tebrik ederim. Gençleriniz gayet güzel, Hristiyanlaşıyor. İsteklerimizi yerine getiriyorsunuz. Tebrik ederim. Ben pastör. Tanrı sizi kutsasın. Bizi zaten kutsamış. Adam teşekkür konuşması yapıyor Müslüman ülkede. Devam ediyor. Ardından pastörün duasına belediye başkanı falanca ve belediye heyeti eşlik etti ve amin dedi. Subhanallah, subhanallah. Ya çizgi film mi bu ya? Tiyatro mu yapıyorsunuz kardeşim ya? Meydan mı okuyorsunuz? Yani biz Müslümanları niye siz bu kadar aşağılıyorsunuz? Siz niye bize hakaret ediyorsunuz kardeşim? Bu hakarettir. Allah'tan korkun. Kuldan utanın. Hadi Allah ile aranız iyi olmayabilir, uzaksınız. Kuldan utanın biraz ya. Müslüman bir beldede pastörü getiriyorsun, dua ettiriyorsun. Hristiyanın duası kabul olur mu? 3 tane Allah var diyen adamın duası kabul olur mu? Bir tanesi yapamaz, beceremez bu işi. 3 tane olması lazım diyen adamın duası kabul olur mu ya? Subhanallahi ve bihamdihi.